Evet, kazanım 8'de yine karşındayım. Üstel fonksiyonları anlattı kazanım 7'de. Şimdi bunların grafikleri üzerinde yorum yapacağız. Unutmayalım, tabanı birden büyükse grafik artan, 0 ile 1 arasında oluyorsa tabanı azalan bir fonksiyondu. Bunu hatırlatmak istedim. Evet, gelsin birinci soru. Ne demiştik? Tabanı birden büyük olduğu zaman, yani 5 ifadesi birden büyük olduğundan dolayı artan bir fonksiyon olacak. Dolayısıyla bu olamaz. Bu da azalan. Bu olabilir. Ha, bu logaritmik fonksiyonlar aslında bu şekilde x eksenini kesiyor. Ha, bu da arttı. Şimdi şöyle değerlendirelim. Bu ifade nedir? Kaça kaç noktasından geçer? X'e 0 verirsek, yani x eşittir 0 için 5 üzeri 0 eşittir 1 yapacaktır. Yani 0'a 1 noktasından geçecektir. Şimdi şöyle bakalım. 0'a 1 noktasından bu değil. Bu 1'e 0 olmaz. 0'a 1 noktası bu var. Bu da var. Ancak şimdi ya B seçeneği, pardon, ya C seçeneği, D seçeneği ya da E seçeneği. Ancak burada x eksenini kesmiş mi bu grafik? Kesmiş değil mi? Biz y'ye 0 verdiğimiz zaman, yani 5 üzeri x eşittir 0 olduğu zaman x kaç olacak dersen, hiçbir üstel fonksiyonun sonucu 0 olamaz. Yani üstel fonksiyonlar 0'ı kesemezler. Direkt bu fonksiyon 0'ı, yani y eşittir 0 doğrusunu kesemez. X ekseni oluyor y eşittir 0 doğrusu. Anlaştık mı değerli arkadaşım? Tekrar ediyorum. Sonuçta burada şurayı kesmesi için burada y'nin 0 olması lazım değil mi? Y dediğimiz ifade f(x)'tir. Bir üstel fonksiyonun sonucu 0 olabilir mi? Hayır. Biz ne dedik? Pozitif reel sayılar ve tabanda birden farklı demiştik. Hatırlayalım. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda şöyle düşünüyoruz. Şimdi hepsi bir noktadan geçiyor. Birisi daralıyor. Y eksenine doğru yaklaşıyor. Hatırlıyor musun? Neyi hatırlıyorsun? Ben diğer grafiklerde de hatırlarsan şayet eğrilerde. Örneğin şu x kare grafiğiydi. Diyelim. Biraz daha küçültürsek, kolları biraz daha daraltırsak, ben kabaca çiziyorum. Y eşittir 2x kare. Biraz daha daraltırsam y eşittir 3x kare. Bu şekilde sonsuza kadar gidiyordu. Yani mutlak değerce bu negatif kısımda da olabilir. Yani aşağıda da olabilir. Yani bu y eşittir eksi x kare. Buradan da yaklaştıkça y eksenine doğru yaklaştıkça y eşittir eksi 2x kare. Aynı bu mantık. Yukarıdaki mantık da aynı şekilde gidiyor. Dolayısıyla x karenin, yani x'li ifadenin katsayısı arttıkça kollar nereye doğru yaklaşacaktır? Y eksenine doğru yaklaşacaktır. En yakın yer neresidir? A'dır, doğru mu? O zaman en büyükleri A'dır. En yakın olan en büyüktür. A büyüktür. B, o da büyüktür. C'dir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A, B, C nerede var? B seçeneğinden var. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Geldik bu bölümün son sorusuna, yani kazanım 8'in son sorusundayız. Şimdi bakıyoruz. Grafiğimiz eksi 1'e 2 noktasından geçmiş. Hay hay. Tamam. Eksi 1'e 2 noktasından geçmiş. Bir de bu azalan zaten 0 ile 1 arasında olduğu belli anın. Şimdi burası nedir? X'e 0 verdiğimiz yerdir. Yani a üzeri eksi x'e 0 verelim. A üzeri eksi olması bir şey değiştirmez. Her sayının 0. kuvveti 1'dir. Değil mi? Tamam, demek ki C ifadesi kaça eşitmiş? 1'e eşitmiş. C'yi bulduk. Y eksenini kestiği nokta. Bu nedir? Y eksenini kestiği yer. Yani nokta. Devam edelim. Eksi 1'e 2 noktası verilmiş. Yani eksi 1'e 2 noktasını yazalım. Hangi denklemde? Y eşittir A üzeri eksi X denkleminde. 2 yazıyoruz. A üzeri eksi 1. O zaman 2 eşittir a üzeri 1 ise a 2 eşittir. Tamam, a'yı 2 bulduk, c'yi de 1 bulduk. A çarpı c'den bahsediliyordu. 2 çarpı 1'den sonucumuz ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Evet, bir kazanım, yani kazanımın daha sonuna geldik. Kazanım 7'yi de 8'i de bu şekilde bitirmiş olduk. Kazanım 9'da görüşmek üzere. Hoşça kal.